Bugün şizofreni tedavisindeki en büyük ülkelere baktığımızda karşılanmayan ihtiyaçlara 4 ana madde halinde toplayabiliriz. Bunlardan etkinlik, yan etkiler, sorunu, kompliyans yahut aderens sorunu ve tedaviye direnç. Evet, şimdi bu tedaviye direnç gerçekten çok önemli. Aslında baktığımızda yaklaşık 3'te 1 hastanın tedaviye dirençli olduğunu görebiliriz başlangıçtan itibaren. Bununla ilgili bir çalışma var, onunla biraz sonra bahsedeceğim. Tedaviye direnç kriteri ne olabilir? Yani hangi hastaya tedaviye dirençli diyecek olursak, bunu tabii şeyden itibaren, Kane'in 1989'daki o close up'ine tekrar başlama sürecindeki kriterler var. En meşhur o. Ondan sonra bayağı bir güncellemeler oldu. Bunların içerisinde en sonunda Uluslararası Psikofarmakoloji Algoritma Projesi 2008'deki bu kritere baktığımızda 4-6 hafta süresince iki farklı kimyasal formüle sahip antipsikotin, işte bu da eşdeğer olarak klorpromazine 400 mg günde veya risperdona 5 mg eşdeğer dozda kullanılmasına rağmen hala pozitif belirtilerde devam etmesi gerekiyor. Ve son 5 yılda da bir iyilik hali olmaması gerekiyor. Evet, bu çalışmadan bahsettiğim çok ilginç bir çalışma. Klozapin hala gold standard, hala en etkin antipsikotik diye düşünüyorum ben. Bunu destekleyen bu güzel çalışmayı da şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, İlk episod 244 ortalama yaş, 244 hasta, ortalama yaş 22. Birinci deneme risperdon ve olanzapin veya olanzapinle 3 ay boyunca yapılmış. Ve bu hastaların %25'i, yani 61 hasta 244'ten risperdon veya olanzapine cevap vermemiş. Bundan sonra ikinci bir deneme yapılmış. İkinci denemede birinci denemenin çaprazı yapılmış, yani olanzapin verilenlere, risperdon verilenlere, olanzapin verilerek tekrarlandığında 10 hasta cevap vermiş. Sonra bir üçüncü deneme, yani geriye 51 hasta kalmış, 51 hastanın 38'i klozapine cevap vermiş. Evet, bu da gösteriyor ki bunun ötesinde bu 13 hasta ultra rezistans dediğimiz artık klozapine de dirençli şizofrenler oluşturuyor. Yani bu da bize gösteriyor ki klozapinin daha erken başlanması gerekiyor. Alper'in biraz sonra söyleyeceğim bir çalışması var. Tedaviye yine biraz sonra bahsedeceğim şekilde klozofobi diye bir kelime geliştirdim ben. Bunu da editorial'da yayınlamıştık. Serdar Hoca'yla da o zaman danıştığımda böyle bir kelime yok falan demişti şeyde. Gerçekten bir fobimiz var klozapine karşı. Aslında Alper'in de çalışmasında buna benzer birkaç çalışma da var. Birkaç yıla kadar geciktirebiliyoruz şizofren ve klozapin kullanımı. Halbuki bunun daha erken kullanılması gerekiyor. Bu konuda NICE'ın da şeyler var, tavsiyeler var. İngiliz NICE şeyinin en önemli şeylerden bence birisi, guideline'ları yazan kuruluş. Evet, ve biz ne yapıyoruz o zaman, bu takdirde de ne yapıyoruz? Antipsikotik polifarmasisine başvuruyoruz. Hakikaten de baktığımızda hem dünyada hem de Türkiye'de, yani yaklaşık aynı oranda, %40, 65 veya 70 oranında, bizim dergide bunların çoğu çıkmıştı. Bu yönden de mutluyum. Antipsikotik polifarmasi kullanılıyor. Peki bu çok mantıklı mı yani? Aslında irrasyonel kullanıldığında, biraz sonra araştırmalarda görüleceği üzere oldukça tehlikeli. Bunun üstüne de pahalı bir yöntem yani. Maliyeti var. Tedavi stratejilerinden bir bakacak olursak, tedaviye dirençli şizofreni, TRS dediğimiz, tedaviye rezistansı şizofrende, tabii her zaman ilk akla gelen monoterapistir klozapinin. Sonra klozapine argümente edilen diğer antipsikotikler veya 2 veya 3 antipsikotiğin 1. veya 2. kuşaktan kullanılması ve diğer tedavileri sayabiliriz. İlaç olduğu için diğer tedavileri şu an değinmiyorum. Tedavi stratejiler arasında klozapin ve diğer antipsikotiklerin kullanımıyla ilgili çalışmalara bakacak olursak özellikle
özellikle risperidonla ilgili okunabiliyor mu bilmiyorum arkadan. Çalışmaların çoğu etkisiz bulmuş. Özellikle bizim Hacettepe'den Yağcıoğlu arkadaşların yaptığı o çalışmalarda risperidonun hiçbir faydasının olmadığını görüyoruz. Bunun dışında aripiprazolla ilgili birkaç çalışma var son senelerde. Bu çalışmaların bir kısmı olgu sunumu şeklinde, açık çalışmalar şeklinde olması zayıflatmasına rağmen özellikle metabolik yan etkilerin daha az olduğunu görüyoruz ve bazı hastalarda da özellikle negatif belirtilere benzer belirtilerin veya mut, mizaç belirtilerinin daha iyi olduğunu görüyoruz. En meşhur çalışmalardan birisi Shiloh'un o sülfürit çalışması vardı biliyorsunuz belki, çok eski bir çalışma. Onun dışında ama sülfürit ile ilgili çalışmalar oldukça bu konuda faydalı olduğunu söylüyor. Yani tek şey amisulprit ve şu anda aripiprazol diyebiliriz, klozapine augment etmek ile ilgili. Bunun da bir mantığı var biliyorsunuz. Klozapin yeteri kadar dopamin blokajı yapmıyor yüksek dozlarda bile. İşte her iki amisulprit dopamin blokajı yaptığı için ondan dolayı bu şeyi birazcık yukarılara çıkardığı söylenebilir. Evet, olanzapinle yapılan çalışmalarda hiçbir faydasının olmadığını biliyoruz. Aripiprazolla bir iki çalışmalarda yine metabolik yan etkilerin daha iyi duruma geldiğini görüyoruz. Evet, yine amisulprit ve ilgili çalışmalar, ziprasidonla ilgili augmente çalışmaları faydalı olduğunu görüyoruz. Pimozit ve sertindolla ilgili çalışmalarda ise hiçbir faydasının olmadığını, hatta ritim bozukluklarına vesaire yol açtığını görüyoruz kalpte. Klozapin dışındaki şeyler de var biliyorsunuz. Olanzapine örneğin sülfürit eklenmesi, amisulprit eklenmesi vesaire, ketiapine diğerleri. Bu çalışmanın bu şeylerde işte bizim bahsettiğimiz yani ciddi yan etkiler, irrasyonel polifarmasi de ciddi yan etkiler ortaya çıkabiliyor. Mesela kardiyak aritmiler vesaire vesaire. Evet, onun için uzak durmakta yarar var. Şimdi tabii bir şeyi kafadan atmamak gerekiyor. Kanıta dayalı tıp diye bir şey var artık son 10 yılda geliştirilmiş ve buna göre bakmak gerekiyor. Konuya o açıdan baktığımızda kanıt piramidine bakacak olursak en üstte guideline'lar yani tedavi kılavuzları var. Sonra metaanalizler var. Ondan sonra klinik randomize klinik deneyler, sonra cohort çalışmaları, sonra case kontrol çalışmaları, sonra vaka sunumları, en sonunda hayvan deneyleri ve laboratuvar çalışmaları var. Ve bunlardan randomize klinik deneylerden baktığımızda mesela KT çalışmasının ikinci fazında gördüğümüz gibi tedaviye uyum en iyi klozapinde. Evet, gördüğünüz gibi yeşil şey, yanan psikotikler özellikle KT yapıp burada çok kötü durumda. Yine randomize klinik deneylerden açısından baktığımızda Meltzer, bu işin babası artık, klozapinin dünyadaki babası. 2009 kongresinde de İstanbul'a gelmişti kendisi. Gayet güzel sunumlar yapmıştı bizim psikofarmakoloji kongresine. Burada Meltzer'in çok çalışmaları var. Bunlardan bir tanesi de intercept study dedikleri intiharı engelleyici çalışma, uluslararası bir çalışma. 980 hasta katılmış, 2 yıl boyunca takip edilmiş. Bunlar da yani normalde karşılaştığımız üzere 3'te 1'i tedaviye dirençli hastalar. Bunlara olanzapin verilmiş 17 mg gün veya klozapin 275 mg ortalama. Ve yapılan değerlendirme sonucunda klozapin de daha az anlamlı olarak suisit girişimlerin daha az olduğu görülmüş. Bir de ilginç bir şey ve bunu daha sonra Löw de tekrarladı, doğruladı. Olanzapin çok daha fazla kilo yapıyor. Yani bunu belki klozapin yanlış olarak suçlanıyor veya kafamızda öyle bir bilgi olabilir. Burada da görüldüğü gibi olanzapin klozapinden daha kötü metabolik yan etkilere yol açıyor. Evet. Ve bundan dolayı da zaten biliyorsunuz bu suisit, anti-suisidal iki ilaç var psikiyatride kesin kanıtlanmış olarak kabul edilen. Bir tanesi klozapin, diğeri de neydi? Lityum. Evet. Şimdi Tiwanen'in çok güzel çalışmaları var. Biraz önce Alp de bahsetti. Finlandiya'daki
Özellikle mortalite riskine yapılan mortalite kohort çalışmalarına baktığımızda 1910 yıllık çalışmada en az mortalite riskine sahip olduğunu görüyoruz. Yani bunu grafik olarak da göstermişler. Ölümler, antipsikotik kullananlarda ölüm klozapinde en az. Suisit yine en az. Ve dolayısıyla en az riskli antipsikotik. Yine Kivonen'in başka bir çalışmasında 95-2001 arasındaki çalışmasında 2000 küsur hasta katılmış ve bunlar klozapin, terfenazin, depot, olanzapin ve oral haloperidol kullanmışlar ve sonuçta en düşük tedaviyi bırakma oranı yine klozapine ve tabii bununla da bağlantılı olarak hospitalizasyon veya relaps riski en az klozapin kullananlarda gözükmüş. Meltzer'in yine bir çalışması var. O da aynı şekilde doğru ve Korelilerin 400'den fazla hastadan yaptığı çalışmada yine bunu doğrulayan çalışmalar olmuş, arkasından yapılan çalışmalar. Daha kuvvetli delillere baktığımızda metanalizler geliyor. Özellikle metanalizler dediğinizde de Loewe'tü biliyoruz. Loewe 6. kongrede bize gelmişti. Güzel sunumlarını yapmıştı hatırlarsanız. Bunun en son yapılan şeylerden bir tanesi 15 antipsikotik üzerine yapmıştı bu çalışma. İki tanesi haloperidol ve klorpromazin birinci nesil antipsikotikler, diğerlerinin tümü ikinci nesil antipsikotiklerdi. 2013'te Lancet'te yayınlandı bu çalışma ve 43 bin kişi katılmıştı. 43 bin hasta vardı bu metanalizin incelendiği hasta. Gördüğünüz gibi klozapin tüm semptomlarda en iyi durumda. Evet, burada diğer tüm antipsikotikleri görüyoruz. Türkiye'de olmayanlar da var. Lurosodin, loperidol gibi. Evet, yine ekstrapiramidal yönetimler açısından çok iyi. Ve sedasyon en fazla. Yani bazen sedasyon gerekiyor biliyorsunuz. Yani benzodiazepinler vesaire, ketiapin vesaire kullanıyoruz. Sedasyonun faydalı olduğu özellikle aşı hastalarda gerekli bir şey. Bu durum. Yine kilo alımı burada doğrulanmış. Hani Meltzer'in o intercept çalışmasındaki şey gibi, bulgu gibi olanzapin daha fazla kilo alımına yol açıyor klozapinden. Evet, en kuvvetli delil olarak da tabii ki klinik guideline'lara baktığımızda, klinik guideline'lardan 3 tanesi APA, Texas ve PORT'a baktığımızda da gördüğünüz gibi 3. seçim olarak, yani 1. 2. algoritmalardan 3. seçim olarak yanıt vermediğinde klozapini seçmemiz gerekiyor. 4. seçim olarak da klozapin arttı. Deminki bahsettiğim antipsikotiklerden eklemeler yapılabilir. Bunu Harvard algoritma projesi de David Foster'ın o da birkaç defa bizim kongremize gelmişti, başında bulundu. 2013'te yayınladığı bu algoritma projesinde de iki denemeden sonra üçüncü olarak klozapine geçin diyor. Üçüncü şey olarak. Yani geçinmenin anlamı yok. Alper'in çalışması da bunu gösteriyor. Alperturasyon açıklayabilir. Evet, yani geciktiğini onlar saptamışlar. Sonuç olarak Nice'ın şeyini söyleyebiliriz. Yani bu konudaki son sözü Nice söylemiş. Ben de katılıyorum buna. Tüm şeyler. Klozapin kanıtlanmış bir etkinliğe sahip. Yani onun için de gold standart denmiş. Ve bu konuda da TRS'de yani tedaviye dirençli şizofreninde ruhsatlanmış bir ilaç. Türkiye'de aynı şekilde. O zaman bunu ısrarla tavsiye ediyor Nice, İngiliz Nice. Ve şeyi de antipsikotik polifarmasisinden de kaçın diyor. Yani özet bu. Evet, yine bakacak olursak gerçek yaşantıya, gerçek dünyaya baktığımızda yani kitaplardan veya deneylerden bir kenara, klinik deneylerden bir kenara ayrılıp baktığımızda gerçek dünyada yine dediğim gibi 1/3 hastaların tedaviye dirençli. Türkiye'de 2013-2014'te bizim o ilk yazdığım klozofobide de yazdığımız gibi Alp'te bunu atıf yapmış, çok sağ olsun, teşekkür ederim kendi yazısında. 2.4'tü bulduğumuz şey. Şu anda son veriler 2.8. Yani bu da belki bir arkadaşlar yani psikofarmakoloji kongresinin belki bir şeyi olabilir, katkısı olabilir diye düşünüyorum. Biraz farkındalığı arttırdığımız için belki de 0.4 yani binde 4 oranında kullanım artmış.
Peki bu yeter mi? Yani %30 diyelim hasta var tedaviye dirençli. Sadece %3 ise, 3 bile olsa en az 10 katı daha az kullanıyoruz Türkiye'de. Bütün dünyada da bu var. Sadece işte Çin'de veya bazı ülkelerde %10'a kadar çıkıyor bu oran. Peki ne yapıyoruz bunun karşılığında? İrrasyonel polifarmasilere de sapabiliyoruz. Ve tabii ki bu yan etkiler ve maliyet demek. Halbuki klozapin monoterapisi hem daha etkili, artık kanıtlanmış vaziyette, hem de ucuz. Olay tamamen artık temkin mi, korku mu, fobi mi dediğimizde biraz sonra açıklayacağım şekilde biraz fobiye, meslektaşlarımızın fobisine. Bütün dünyada bu var. Tabii bizde biraz daha az olması lazım. Neden? Çünkü Amerika'da şurada burada malpraktis davalar çok fazla olduğu için insanların korkması gayet doğal. Serdar anlatıyor. İlk önce diyor kendimi nasıl garantiye alabilirim diye. Yani yazıyorum reçete diyor. Yani bu hasta beni dava ederse ne olur gibi yani bir korkuyla haklı vaziyette. Ama bizde o kadar bu konuda şey yok ve dolayısıyla bizim korkmamız birazcık yanlış kanunlardan olabilir. Şöyle bakacak olursak, klozofobi ya granostoz ya da suicide yani intihar demek aslında klozofobi yaparsak, klozofobik davranış içerisine girersek. Çünkü granostozdan ölüm riski 1/1000. Yani ölüm riski. Ve bunu biraz sonraki slide'da göreceğiniz üzere düşürebiliriz yani. Düşürebilme elimizde birçok şeyi. Ama bu hastaların intihardan ölümleri %10. Yani dolayısıyla yani 1000 kat fobimizden, bu klozofobik davranışımızdan dolayı biz bu 1000 katlık şeyi inkar etmiş oluyoruz yani. Halbuki yani bu %10'luk, hem %10'luk tedaviye direnç, hem de 1000'le birlik şeyi ortadan kaldırabilecek Gronosit Polaris Stimulating Factor diye bir ilaç var elimizde. Ve bunu hemencecik yaptıklarında bu şey hemencecik düzeliyor. Ve bununla ilgili Amerika'da da gelişmeler var, biraz sonra bahsedeceğim. Bu klozofobik tutumları yenmek üzere FDA'nın desteklediği REMS projesi var, biraz sonra ondan da bahsedeceğim. Ve üstüne üstlük her yerde, sağlık ocaklarında vesaire de hemencecik bir tam kan sayımında biz bunu görebiliyoruz. Yani erken uyarı sistemlerimiz var her yerde, köylere kadar artık sağlık ocakları var neredeyse. Dolayısıyla bunun geç kalma gibi veyahut da farkına varmama gibi bir şey yok. Yeter ki aileyi, hastayı da işbirliği yapalım, hastayı ve aileyi uyaralım o konuda. Bilinçlendirelim, aksi takdirde yani boşuna klozofobi tutumlar içerisine giriyoruz. Hem az kullanım hem de gecikmiş bir kullanım var klozofobi için. Yani bu bunun içinde ve klinisyenlerin korkusunun yeniden değerlendirilmesine yarar var. Alplerin çalışması bu çalışmaydı. Abi kendisi bana gönderdi bu çalışmayı. Çok teşekkür ederim. Evet, son gelişmeler. Yani REMS'ten biraz önce bahsettim. REMS projesi Amerika'da FDA tarafından çok yakın bir tarihte 2015 12 Ekim'inde yayınlanan bir çalışma. Bu REMS'in Türkçesi Klozapin Risk Değerlendirme ve Azaltma Stratejisi programı. Ve ben bu REMS'in bizim bu klozofobik tutumu yenme konusundaki şeylerin de bizi daha bir cesaretlendirdiğini düşünüyorum. Çünkü REMS'le beraber önemli olanın nötropeni olduğunu, ciddi nötropeninin oldukça düşük olduğunu söylüyor. Ve bunu 500 mililitreye kadar indirmiş durumda. Nötropeni doza bağlı da değil aslında. Yani bazı hastalarda adeta yumurtalık alerjisi gibi çıkabiliyor. Yani illa herkese çıkacak diye bir şey yok. Çok düşük doz da çıkabilir. Ve REMS programının şeyinden aldım bunu. Gördüğünüz gibi absolut yani nötrofil yani nötrofil şeyini sayımı, ALC sayımını esas kabul etmiş ve genel popülasyonda yani İki grup hasta var bildiğiniz gibi. Bir tanesi bu benign etnik nötropeni. Amerikalı siyahlarda daha çok görülen benign nötropenisi olan hastalarda bile bunun kullanılması gerektiğini tavsiye ediyor ve onlarda bu şeyin
500 mililitre, 500 sayımının, ANC sayımının yani nötrofil sayısının mililitrede 500'e kadar kesilmemesi gerektiğini söylüyor tedavinin. Ve normal kişilerde ise, bunu genel popülasyonda ise 1000'e kadar sayılmamasını söylüyor. Evet, sonuç olarak diyebilirim ki klozapin en az tedaviye dirençli hastaların yarısında faydalı. Bütün araştırmalara ve kanıta dayalı şeylere baktığımızda. Ve hospitalizasyon ve relapsları azaltıyor. Yine mortaliteyi ve intihar riskini azaltıyor. Ve klinik guideline'larda daha erken safhalarda bunun kullanılmasını söylüyorlar bize. NICE'ın en son noktayı koyduğu gibi hem etkili hem de lisanslı bir şeyi neden kullanmıyoruz? Neden antipsikotik polifarmasına sapıyoruz diye sorabilirim. Bunun nedeni de birazcık yanlış bir yerdim ben. Evet, gördüğünüz gibi kanıta dayalı ve bu iyi klinik pratise baktığımızda riskten kaçacağız ama faydaya da şey yapmamız lazım, yapışmamız lazım. Hastalarımıza ta şeyden itibaren, Hipokrat'tan beri önce zarar vermememiz lazım, sonra faydasına göre de kullanmaktan kaçınmamamız lazım. Evet, gelecek kongremize not almanızda yarar var. 26-30 Nisan'da yine Antalya'da olacak. Sabrınız için teşekkür ediyorum.